yurt açtı. 20 yıldır en az yaptığı açılışlardan bir tanesi. 20 yıldır her şey açar, yurt açmaz. Yurt açmaz çünkü yurt açarken bilir ki öğrenciler cemaat yurtlarına gidemez. Ya da kendi evlatlarının, kendi çocuklarının yönetim kurullarında olduğu TÜRGEV'lerin, TÜGVA'ların yurtlarına gitmezler. O yüzden de yurt açmazlar. Geçen sene barınma sorunu çok ciddi bir sorun olup ülkenin gündeminde çok uzun süre kalınca yıllardır açtıkları yurtları dün açıyormuş gibi yaptılar ve yurt kapasitesiyle ilgili de bir takım rakamlar verdiler. Rakamlar bizleri doğruluyor tabii ki ama öğrencilerle konuşuyor, öğrencilere konuşuyor, gençlere konuşuyor. Pozitif bir dil kullanmasını beklersiniz ama yine dilinde zehir var. Zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Gençlerin zihinlerine zerk edeceğini düşünerek ağzından zehir saçıyor. Kutuplaştırmayı körüklüyor. Her ne kadar vekili Mahir Ünal Maraş'ta il danışma toplantısında biz kimseyi kutuplaştırmıyoruz diye nutuk atıyor olsa da Recep Tayyip Erdoğan aynı dakikalarda, aynı saatlerde kim yurtlar üzerinden bizi eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir, o bir provokatördür diyor. Demokrasilerde eleştirmek, provokatörlük ne zamandan beri oluyor ve eksik yaptığınız bir işin eleştirilmesi ne zamandır provokatörlük oluyor, ne zamandır cahillik oluyor, ne zamandır art niyet oluyor. Kendisi sarayında görmüyor olabilir, duymuyor olabilir, danışmanları ona doğruyu söylemiyor olabilir ama yarattığı yoksul kesim barınamıyor, kirasını ödeyemiyor, ciddi sıkıntıları var. Çocukları üniversiteye giderse de gittikleri üniversitelerde barınamıyorlar. Şimdi bu konuda Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği mi doğru, bizim söylediğimiz mi doğru, hep birlikte bir bakalım. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yurt sayımızı arttırdık ve arttırdığımız bu yurt kapasitesinin sonucunda kimse açıkta değil diyor. Hatta diyor 41 ilde tamamı yerleşti diyor. Bunda bir itiraz yok. Küçük şehirlerde öğrencilerin büyük oranda yurt sorunu yok. Zaten yoktu. Ama her 3 öğrenciden bir tanesi 3 büyük şehirde yaşıyor. Ve eğer 3 büyük şehirde yurt bulamazsanız ev kiraları astronomik pahalı, özel yurtlar çok pahalı. Bakın şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğine. Birincisi 4 milyon öğrenci var. Bu öğrencilerden kendi verdiği rakam 800 bin oldu yurt kapasitemiz diyor. Küsuratları atıyoruz. %20. Yani 100 öğrenciden 20'sine yetecek kadar yurt var. 4 milyon örgün öğretim, yani açık öğretim hariç. 4 milyon örgün öğretimde öğrenci var. Bunların sadece 2 milyon, sadece 800 binine yurt veriyorsunuz. 100 öğrenciden 20'sine. Ama bakın durum Ankara'da nasıl? Öğrenci sayısı 315 bin. Yurt kapasitesi 31.093. Öğrencilerin %9.84'üne yurt var. Bu kadar öğrenci geliyor Ankara'ya, bu kadarı yurtta kalıyor. Şimdi siz öğrencileri açıkta bırakmadığınızı söylüyorsunuz. Ankara'daki sayı 100 öğrencinin 9.8'ine, 10 öğrenciden birine yurt var. Gelelim İzmir'e. Yurt kapasitesi 19.668 ama öğrenci sayısı 176.000. %11'i öğrencilerin. İzmir'e 100 öğrenci gidiyor, 11'i yurtta kalıyor, 79'u Allah'a emanet. Ve İstanbul, en çok öğrenci, en çok üniversite olan şehir. 824 bin öğrencisi var İstanbul'un. 29.700 yurt kapasitesi. İstanbul'daki her 100 öğrenciden 3'üne yurt var. Yalansa yalan deyin. Rakamların hepsi sizin rakamlarınız. Dün çıkmış 41 ilde tamamını yerleştirdik.
Ben demiyorum ki Siirt'te, ben demiyorum ki Niğde'de, ben demiyorum ki Erzurum'da bu kadar büyük bir sorun var. Oralarda da var ama yakıcı sorun 3 büyük şehirde ve yurda giremeyenin ev tutması mümkün değil. Kiralar astronomik, özel yurtlar da çok pahalı. Ve 3 öğrenciden bir tanesi büyük şehirlerde yaşıyor. Ve onların en büyük sorunun olduğu İstanbul'da, yani geçen sene senin provokasyon dediğin, barınamıyoruz diye eylemler yapan öğrencilerin sadece yüzünden 3,5'ına yurt var. 96,5 %97 öğrenci ya özel yurda gidecek, ya evde kalacak, ya da kaydını yaptırsa da barınamadan memleketine dönecek. Türkiye'nin böyle bir yurt sorunu var. Bunu yalanlarla, dolanlarla gizleyemezsiniz. Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişi bilmeyen gençleri yanıltmak için söylediği bir büyük yalana daha. Diyor ki, biz geldiğimizde öğrenci bursları diyor 45 liracıktı. Biz onu şimdi 850 lira yaptık. Bununla övünüyor. Karşılaştırma yapalım. O 45 lira ne manaya geliyordu? Bugünkü 850 lira ne kadar bir para? Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği 45 lira, o gün Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinde 1.63 çeyrek altın alıyordu. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği 45 lirayla kuyumcuya gidiyorsun. Kuyumcuda çeyrek altın 30 lira, 1,5 altından fazlasını alıyor öğrenci. 1,5 altın. Bugün 0,49. Yarım çeyrek altın parası veriyorsunuz. Yani altın üzerinden 1/3'ünden daha da öğrenciye verdiğiniz bursun değeri azalmış. Altına bakmayalım, neye bakalım? Mesela ekmek arası dönere bakalım, en basiti. O gün 45 liralık burs parasıyla 32 tane ekmek arası döner, yarım ekmek döner yiyebiliyormuş öğrenci. Yani neredeyse her güne bir döner ekmek parası. Bugün 8,9. Yani 30 günün 9 günü yetebilir. Yurt parasıyla her gün bir döner ekmek alınırken bugün onun 9. günde para bitiyor. Öğrenci bundan anlar. Bak burada da 1/3 noktadasın. En basit ve en ucuzundan aldık. O gün saç tıraşı 45 lira burs alan öğrenci 14 tane saç tıraşı yaptırabiliyor. Bugün 850 lira alan öğrenci 10 tane saç tıraşı yaptırıyor. En ucuz fiyatlardan hesaplandığında. Daha pahalı berbere gittiğinde bu da 5'e düşüyor. Yani en basitinden anaların, babaların, dedelerin, ninelerin hesap yöntemi hiç şaşmaz. 1,5, 1,6 çeyrek altın, 0,49 çeyrek altın. 1/3'üne düşürmüşsün ama diyor ki 45 liracıktı. Sanki her şey bu fiyattaydı, 45 veriliyordu. 45 liranın alım gücü öğrenci açısından 3 kat fazlaydı. Bunu da önemli bir yalanı deşifre etmek açısından çok kıymetli buluyoruz. Gelelim dünkü konuşmanın en kritik yerlerinden birine. Ne diyor? Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip şatafat içinde yaşattılar. Milletin çocukları Anadolu'da, Edirne'de açlığa, yoksulluğa, ölüme terk edildi. Anadolu'da ve Trakya'da milletin çocukları sefalet çekmiş ama birileri kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a yollamış. Kim bunlar? Özgür Özel, Manisa Gazi Okulu, Bornova Anadolu Lisesi devlet parasız burslu öğrencisi. Benim annem babam emekli öğretmen, devlet parasız yatılı bursuyla okudum. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine bir bakın. Çocuklarına bir bakın. Peki kim yolladı hani hep
eski Türkiye falan, sanki biz varız iktidarda. 40 yıldır yokuz da Allah'ın izniyle şimdi geliyoruz. Kim yollamış? Vallahi kendi yollamış gençler. Bakın, Sümeyye Erdoğan, Indiana Üniversitesi'nde okudu üniversiteyi. Bilal Erdoğan, Indiana Üniversitesi'nde okudu üniversiteyi. Ahmet Burak Erdoğan, Londra'da okudu. Esra Erdoğan, Indiana Üniversitesi'nde okudu. Yani o söylediği, kendi çocuklarını yurt dışında okuttular, milletin çocuğu perişan oldu dediği kendisi. 4 çocuktan Türkiye'de okuyan yok. Kızlar da orada okumuş, erkekler de orada okumuş. Ve bunun üstüne tutup sanki birileri, kendisinden önceki yöneticiler öyle yapıyormuş da tam tersi. Tam tersi, Türkiye'de okuyan çocuğu yok. Ve Bilal Erdoğan dün çıkmış. Diyor ki, bu işin uzmanı olarak söylüyorum diyor. Doğru, sen uzmansın. Yurt işi, burs işi, yurt dışında bu yurt inşaatları. Uzmansın o işlerde. Amerika'da öyle bir bedava yurt yok diyor. Üniversitede yok diyor. Mezun olunca borçla mezun oluyorsun. Soruyorum Bilal Erdoğan'a. Üniversiteden borçla mı mezun oldun? Borcu ödediğin dekontu görelim. Çıkar, sosyal medyadan paylaş. Yok öyle bir şey. Çünkü zengin bir iş adamının bursuyla okuduklarını herkes biliyor, gizli de bir bilgi değil. Babasının samimi arkadaşı bütün masrafları karşıladı. Yani bir iş adamı, Türkiye'de herkesin tanıdığı bir iş adamı. O yüzden hiç kimse öyle, ben söylerim, gençler duysun, öyle boşaltmayın, karavana atarsınız. Her şey ortada. O yüzden el aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı yapmayacaksınız. O boş, beleş, yalan siyasetiniz gerçeklerin duvarına böyle toslar kardeşim. Ne konuştuysanız yalan. Kredi miktarı yalan. Yurt kapasitesi yalan. Milletin çocuğu dışarıda okudu yalan. Senin çocuğun dışarıda okudu. Ve dünkü konuşmasının bir diğer kısmı, yine bütün AKP kurmaylarının ağzına tıkadılar. Kim tıkadı? Halk tıkadı, millet tıkadı, Atatürkçüler tıkadı. Atatürk'ü sevenler, sadece CHP'li değil ki bunlar, her partiden bu ülkenin %90 ila %95'i farklı anketlere göre Atatürk'e sevgi duyuyor, minnet duyuyor, rahmet okuyor. Ama bunlar tuttular, Atatürk'le Vahdettin'i karşılaştırmaya kalkınca ağızlarına tıktılar. Sonra döndüler dolaştılar, efendim ecdada laf ettiniz de bilmem neden. Dün çıkmış diyor ki, dün çıkmış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız için hadsiz, ahlaksız gibi hakaretlerde bulunuyor ve diyor ki Osmanlı'ya hakaret ediyor diyor. Kardeşim, Tunç Soyer şu cümleyi söyledi. Bir cümle. 100 yıl önceki iktidar sahipleri. 100 yıl önceki. Nereye denk geliyor? 1922. İktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hiyanet içindeydiler dedi. Laf bu. Buna kızıyorsunuz. Tunç Soyer 1453'teki iktidar sahibi Fatih Sultan Mehmet'e mi laf etmiş kardeşim? Tunç Soyer Osman Bey'e mi laf etmiş kuruluşu? Orhan Bey'e mi laf etmiş? Kanuni'ye mi laf etmiş? 1071'deki Alparslan'a mı laf etmiş? Selçuklu'ya, Osmanlı'ya laf etti, ecdada laf etti. 100 yıl önceki iktidar sahipleri. Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl önceki iktidar sahibi kimdir? Mutlak iktidar padişah Vahdettin, aynı zamanda halife. İkincisi, göstermelik büyük hükümet var, o da damat Ferit Paşa, sizinkiler. Şimdi bu konuda dönüp dolaşıp Atatürk'e laf etti diye söylüyorsun, Osmanlı'ya laf etti diye söylüyorsun, Tunç Soyer 100 yıl dediğine göre Vahdettin'e ve damat Ferit'e. Şimdi sen bunları gaflet, delalet ve hiyanet içinde değiller mi diyorsun? Son cumhurbaşkanı böyle diyor. Son anketlerde yüzde partisi düşmüş 26'ya. Milletin %95'inin
muhabbet beslediği, sevdiği, andığı, 9'u 5 gece ayağa kalkıp gözünden yaş döktüğü birinci cumhurbaşkanı ne diyor bakalım? Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve sadece tahtını koruyabilmenin hayal ettiği alçakça önlemler almanın peşinde. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki hükümet güçsüz, haysiyetsiz ve korkak. Padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razılar. Şimdi son cumhurbaşkanı sahipsiz görüp de Tunç Soyer'e sen Osmanlı'ya laf ettin öyledir böyledir deme. Senin arkandaki destek ortada, ilk cumhurbaşkanı, bütün milletin minnetle rahmetle andığı cumhurbaşkanı diyor ki ihanet içindeler, soysuzlaşmışlar ve kendilerini kurtarmak dışındaki her formüle kurtarmak için her formüle razılar. Ve sonra da bize yine bu nutkun içinde bütün gençliğe hitap ediyor. İktidar sahipleri, ülkenin diyor bütün tersanelerine girilmiş o günü anlatıyor. Bütün orduları dağıtılmış, Mondros mütarekesini söylüyor. Ve iktidar sahipleri gaflet, delalet ve ihanet içinde olabilirler. O gün geldiğinde sen de gereğini yap diye de gençlere vasiyette bulunuyor. Atatürk bunu dedikten sonra, dün söyledik, bu tartışma kapanmıştır, bitmiştir. Bundan sonra laf eden Atatürk'e laf ettiğini, Atatürk'ün nutkuna laf ettiğini, Atatürk'ün söylevine, söylemine, vasiyetine laf ettiğini bilecek. Bizim tarafımız burası. Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahir Ünal'a, Ömer Çelik'e, Numan Kurtulmuş'a, Binali Yıldırım'a. Diyorsunuz ya, biz hep karşı karşıyayız. Biz bu taraftayız. Karşımızda oluyorsanız biz onur duyarız. Onur duyarız, hiç olmazsa takiye yapmayın, saflar neşletsin. Biz Atatürk'ün, nutkunun, söyleminin ve söyleminin arkasındayız kardeşim. Nerede durduğunuzu bu millet görsün. Bugün size yakın gazeteler, sizin yüz vermenizle, sizin talimatınızla Vahdettin güzellemesi yapıyorsa, bütün genç arkadaşlarımdan ricamızdır. Atatürk'ün nutkunun ilk sayfası, Samsun'a çıktığında genel durumu bir okuyun. Tayyip Erdoğan ne diyormuş, Atatürk ne söylüyor? Dostumuzu, düşmanımızı bilelim kardeşim. Biz diyoruz ki ayrışmayalım, birleşelim, kutuplaşmayalım, kucaklaşalım, birileri inat ediyor. Ayrışacaksak burada ayrışırız. Burada Atatürk'e saldıranın, çözünü çarpıtanın, Vahdettin'i koruyanın bizimle işi yok. Bunu çok net görelim. Ve devamında Tunç Soyer'e hadsiz ahlaksız dedi ve döndü dedi ki bunun babası da aynıydı. Ya ölmüş babaya küfretmek bu toprakların kültüründe, bu toprakların örfünde var mı kardeşim? Bu mu sizin örfünüz? Bu mu sizin muhafazakarlığınız? Bu mu sizin muhafazakar tavrınız? Bu arsızlığı mı muhafaza ediyorsunuz bünyenizde? Yazıklar olsun. Sıkı yönetimde savcılık yapmış diye ağzına geleni söylüyor. Ona bakarsam Fethullah Gülen'e de ilk hapis cezasını vermiş. Orası mı dokundu? Fethullah Gülen'e ilk hapis cezasını veren de o. Sıkı yönetimde aldığı kararlardan dolayı eleştiriyorsunuz. Hayırıyla, sevabıyla, günahıyla, sevabıyla o defter burada kapandı. Vefat etmiş bir babaya hakaret etmek bu toprakların örfünde, anenesinde, adetinde yok kardeşim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Daha bundan öte size ne söyleyelim? Bu nasıl bir iştir ya? Nasıl bir iştir? Gelelim Murat Kurum'a. Murat Kurum dün, şunları aşağı koyalım. Murat Kurum her çıktığı yayında bir pot kırınca bizim de her gün ona söyleyecek bir sözümüz oluyor ister istemez. Birincisi şunu söyleyelim. O büyük sosyal konut projesi, dün de söyledik. Devletin sözü sözdür. Bu projeyi
AK Parti yapacak olsa ve iktidarda olsalar aman ha derim. Çünkü dün söyledim 55 bin kişiye konutunu vermemiş TOKİ. Eyvah düşünün derim, bunlar yine yapar. Hatta derim ki bir önceki toplu konutta da 250 bin konut vardı. Kaçı alındı? Kaçı yapıldı? Ne oldu o toplu konut projesi? Ama en geç Haziran'dan sonra iktidarda olacağımız için bu şartlar hesabına uyan, katılmak isteyen korkup da geri durmasın, katılsın. Devletin sözü sözdür. Konutlarınızı teslim ederiz diyoruz. Çünkü çok telefon geliyor genel merkeze. Kemal Bey ne diyor? Almayın der mi? Biz diyoruz ki devletin sözü sözdür. Eninde sonunda teslim edilir. Ama bunlara kalsa sıkıntı büyük. Çünkü 55 bin kişi dava açmış TOKİ'den evimi alamadım diye. Sayıştay raporlarında var. Ama esas sıkıntı şu. 2+1 konutlar 608 bin liraydı. Dün Türkiye'de ve büyük şehirlerde ve İstanbul'da vatandaşlarımız başvuruya gittiler. Bugün ortaya çıktı ki o 608 bin lira Siirt'te, Bingöl'de, Mardin'de, Muş'taymış. Burdur'daymış, Isparta'daymış. Ama 30 büyük şehirde o rakam aslında 600 bin değil 680 bin liraymış. İstanbul'da da 600 bin değil 780 bin liraymış. Anlatırken söylememişler reklamı kuvvetli olsun diye. Millet daha ilk günden 200 bin lira yani %30 İstanbul'da başvuranlara zam yapmışlar. Bir kez bunu bilelim. Kıymetli gazeteci arkadaşımız Ozan Gündoğdu bir hesap yaptı. Bugün enflasyon %80 ama bu enflasyonun %40 ve 20 olma durumunda, örneğin enflasyon %40 olursa bu evlere toplamda 80 milyon TL ödenecek. Çünkü enflasyon oranında memur maaş zammı, o oranda da zam geliyor. Yani millet sanıyordu ki sabit ödeme, bugün 2280'le İstanbul'da 3000'le başlarım. Bu nasıl küçülür? Küçülmeyecek. 6 ayda bir zam var. Enflasyon %40 olursa 80 milyon. 30 olursa 24 milyon. %20 olursa 7 milyon TL bu evlere para ödenecek. Bu kötü haber. Çünkü her 6 ayda bir artacak. İyi haber. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Enflasyon çok daha düşük. Tek haneli rakamlarda olacak. Kısa sürede oraya inecek. Ama Murat Kurum bir televizyon kanalında çıktı ve şöyle bir şey dedi. Soru şu. Bir yandan 5500 lira maaşı olan asgari ücretliyi ev sahibi yapacağız diyorsunuz. Bu asgari ücretlinin evde en az 4 boğaz var. Evin kirası var. Elektrik, su, kömür ya da doğalgaz var. Zaten 5500 lira diye bir para kalmıyor da. Sen bir de diyorsun ki 3000 lira daha para yatıracaksın her ay. Ya hem kirayı hem bunu nasıl yatıracak? Murat Kurum diyor ki belki bir yıl sıkıntı çekecek. İlave iş yapacak. Asgari ücretli zaten canı çıkmış, dili çıkmış adamın çalışmaktan. İlave iş yapacak. Belki mesaisinin dışında çalışmak zorunda kalacak. Ki bakın mesai dışında çalıştığınızda ertesi gün mesaide iş kazasına kurban gidersiniz. Yani işçi sağlığını da işçinin hayatını da tehlikeye atan akıl almaz bir şey. Gündüz bütün gün 8 saat çalış. Fazla mesai yap. Bir de mesai dışında başka iş yap diyor. Çık bütün gece de örneğin taksi kullan, öbür günde kolunu kaptır makineye. Bakan tavsiyesi bu. Eşinden, dostundan borç alacak. Daha sonra istediği gibi güzel bir eve sahip olacak. Hesaba bak. Şimdi birazcık Murat Bey dişini sıkmayı bilse, birazcık o kemer sıksa o zaman anlayacaklar da. Tabii bunlar yedikleri önlerinde, yemedikleri arkasında milyonluk adamlar oldukları için öyle ek işte çalış. Sanki şey yani 3 saat orada durdu da 1 saat. Zaten bu insanlar bütün gün mesai yapıyorlar, fazla mesai yapıyorlar, canları çıkıyor. Sen bir de bunlara ilave iş falan tavsiye ediyorsun. Öyle olmaz Murat Bey. Şöyle olur. Kanun teklifini hazırlıyoruz.
1 Ekim'de meclis açıldığında meclisin önüne gelecek. Diyoruz ki TOKİ'den ev alan, özellikle bu kampanya, yani düşük gelir seviyesindekileri ev sahibi yapmak için olan bu projelerde. Çünkü TOKİ lüks villa da yapıyor, onda olmaz. Eve geçtikten sonra, taşındıktan sonra başlasın kira. Taşınsın, hatta o ayda taşınma masrafı var olmasın. Eve geçtikten 3 ay sonra o zaman başlasın ödemeler. Sosyal devletsen böyle yapalım. Yani kira ödemek yerine taksit ödenecekse bu tutarlar olmaz da bizim önerimize göre zaten enflasyon oranında, memur maaş zammı oranında değil, bunun yarısına, 1/3'üne olmalı da kira eve geçtikten 3 ay sonra başlasın. Burada göreceğiz AK Parti grubu ve MHP grubu nasıl oy verecek. Biz böyle vereceğiz. Bu projeye böyle yapıcı bir katkı sağlıyoruz. Öyle senin dediğin gibi 10 saat orada çalış, sabaha kadar burada çalış, ertesi gün ya kolunu makineye kaptır ya inşaattan düşer, böyle bir işi kimseye tavsiye etmiyoruz. Ama bir yapıcı katkıyla kanun teklifimiz var, hazırlıyoruz. Bizim kanun teklifimizi kabul ederseniz eve geçtikten 3 ay sonra başlasınlar ödemeyi yapmaya ve peşinat olmasın diyoruz tabii ki. Binali Bey, dün Sinop'taydı Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili. Başbakanlık yapmış, bu meclise başkanlık yapmış bir kişilikten beklemezsin ama Tayyip Erdoğan'ın vekili olunca aynı zehirli dil, iftiralar, hakaretler Binali Bey'e de sirayet etmiş. Çıkmış Durağan ilçesinde, adım adım takip ediyoruz nerede ne dediklerini. Okyanus ötesindekiler şunu yaptı, bunu yaptı, darbe yapmaya kalktı. Şimdi de diyor muhalefet oluşturacağız, 6+1 yapacağız, Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz diyor. Biz de sana yazıklar olsun diyoruz. Haddini bil diyoruz. Ağzından çıkanı kulağın duysun diyoruz. Seni bu iftiradan, hakaretten men ederiz diyoruz. Cumhuriyet'in kurucu partisine, ülkenin ana muhalefet partisine ettiği lafa bak. Ben değilim Binali Bey, sensin. Türkçe olimpiyatlarında mikrofonu 2 elle tutup da Pensilvanya'ya seslenen. Bizde yok böyle birisi. Türkçe olimpiyatlarına gidip de hoca efendi güzellemeleri yapan zihniyet çıkıp da bize bu lafları etmeyecek. Ne istedilerse verenler oturacak, ayıbıyla suçacaklar. Kendi icat ettiğiniz milatla 17-25'ten kendini aklayıp öncesindeki rezilliklerin üstüne oturmak yok. Sus, ayıbınla otur, haddini bil. Seni bu ülkenin, milletin %60-62-65'inin umut bağladığı muhalefet partilerine saldırmaktan, hakaretten ve iftiradan men ederiz. Men ederiz, haddini bil, bu lafları geri al, düzelt. Muhabir yanlış mı yazdı dersin? Anadolu Ajansı'na mı suç atarsın? Yoksa gerçekten hak ettiğimiz gibi temiz bir dille özür mü dilersin? Ama bunun peşini bırakmayız. Öyle okyanus ötesinden bilmem ne dediler deyip de sonra gelip karşımıza pişkin pişkin hal hatır soramazsın kardeşim. Haddini bileceksin, hududunu bileceksin. Mustafa Varank'ın düzeltilmeden ve yalanlanmadan geçmemesi gereken bir husus var. Birkaç gün üstünden geçti gündem yoğunluğundan ama özetle şunu söylüyor. Efendim diyor, bizde de enflasyon var, Avrupa'da da. Ama diyor, bizde enerji maliyetleri 2 kat arttıysa diyor, oralarda 50 kat arttı diyor. Almanya'da ve Avrupa'da enerji maliyetlerinin 50 kat arttığını iddia ediyor. Bakın, yalan olur da bu kadar destursuz, bu kadar ayarsız olmaz. Bir, enflasyon oranları. Türkiye TÜİK'e göre bile %80, Almanya %7,5.
Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin ortalaması da 9.8. Dediği gibi Avrupa enflasyonla baş edemiyor değil, bizim onda birimiz düzeyde. Avrupa'daki hayat pahalılığı, fiyat artışı Türkiye'nin onda biri kadar. 50 kat arttı diyor. Türkiye'de enerji maliyetleri 2 kat artmış olabilir diyor. Burada %142, yani bir artmış, bir yarısı kadar daha artmış, %142. Onun dediğine göre Almanya'da %500 olması lazım. Almanya'da kaç? %35. Bir koca yalan, bir koca yalan. Avrupa ülkelerinin ortalaması da 39. Yani Türkiye'de %140 olan enerji 2 kat arttı diyor. %100 olunca 2 kat artıyor ya. %140 2 kattan fazla. Avrupa'da 50 kat diyor. Ne 50 katı ya? Bizim 5'te birimiz kadar artmış. Ve nasılsa kimse bakmaz. Nasılsa kimse Avrupa'yı incelemiyor. Dünyadan bunlar haberleri olmaz. At yalanı dönüp sayalım inananı. Sayın Varank, bu yalan için özür dileyecek misin? Bir düzeltme yapacak mısın? Bir göster bakayım. 50 kat artan Almanya, 50 kat artan Avrupa ülkesi hangisiymiş? Bir tane bile. Ortalamaları %39. Bir tane bile 50 değil. 2 kat artan yok. Bunlar yalan atmaktan yorulmadıkça biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak düzeltmekten ve doğruları anlatmaktan yorulmayacağız. Bundan emin olun. Önemli bir husus var dile getirmek istediğimiz. Bu Türkiye'de herkesin içini yakıyor ama bir dönüp bakalım dedik. Bu Türkiye'nin satış haritası. 2022 şu ana kadarki satış haritası Türkiye'nin. 2021 yılında 10.043 tanesi milli emlaktan, 289 tanesi özelleştirme idaresinden olmak üzere geçen yıl 10.333 taşınmaz sattılar. Arsa, ev, daire, taşınmaz, dükkan. Bu seneki duruma bakalım dedik. Seçim geliyor cayır cayır. Şu ana kadar ki karar alıyorsun, ilan ediyorsun, ilana çıkıyorsun, ihalesini yapıyorsun. Şu ana kadar 1068 tane taşınmaz 54 farklı ilde satışa çıkarılmış durumda. Geçen seneki 10.000 rakamının çok üzerinde bir satış bekleniyor. Çünkü tüm talimat şu: varı, yoğu, neyi bulursanız satışa çıkarın. Para lazım. Seçimi kaybedeceklerini gördüler. Türkiye'de kırmızıyla gördükleriniz, Türkiye'de devlete ait taşınmazların satışa çıkarıldığı noktalar. Türkiye'nin satış haritası. Ne satıyorlar? Sümer Holding'e, eski Sümer Bank'a, Türkiye Şeker Fabrikalarına, Türkiye Denizcilik İşletmelerine, TEİYAŞ'a, EYİYAŞ'a ait başta lojmanlar olmak üzere devletin elinde ne varsa. Dün Milli Gazete'de manşetti, tekrar edelim. Örneğin Tarım Kredi Kooperatifleri. Tarım Kredi Kooperatif Başkanı diyor ki çok kötü yönetmişler, sanki CHP yönetti. Neyi varsa satıyor. Türkiye'deki bütün ilçelerdeki satış yaptıkları dükkanları da tutun, lojmanları, çalıştıkları yerleri, ne varsa tamamını satıyorlar. Ve Türkiye'nin satış haritası budur. Buranın tink kırmızı olması, tink kırmızı olması an meselesi. Sene sonunda tekrar göreceğiz. Geçen sene 10.000 taşınmaz sattılar. Bu senede şu anda ateş Türkiye'yi sarmış durumda. Bunu da değerli vatandaşlarımızın dikkatine sunmak isteriz. Bakanlarla ilgili son söyleyeceğim söz, dün paylaştık üzüntülerimizi ama Esenyurt'tan bir güvenlik görevlisi hastanenin acil servisinde bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tuğrul Okutan'ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama milletimize de şunu söylüyoruz:
1 Ağustos günü bu meclisi toplantıya çağırdık, bunun için çağırdık. Türk Tabipleri Birliği açıklama yapmış. Sağlıkta şiddetle ilgili önerilerimiz hayata geçsin, bunlar yaşanmasın diye diyor. Nasıl mahkeme salonuna bıçak, silah sokamıyorsan hastaneye de sokamayacaksın. Teklif bekliyor. Bu konuya gerekli duyarlılığı göstermeyen Sağlık Bakanı'na da. Ya gelirlerse, sayı olursa diye, o zaman Halkların Demokratik Partisi'ni, milletvekilinizin dokunulmazlığını kaldıracağız diye şantaj yaptılar, tehdit ettiler, tedirginlik yarattılar. Muhalefet partilerinden İYİ Parti ile CHP oradaydı, HDP girmedi diye toplanamadı. Toplansaydı bu kanun çıkacaktı. AK Parti toplanırlarsa girip de reddedelim diye kapıda bekliyordu. Oylamadan sonra içeri koşturdular. O içeri girenlere Tuğrul Okutan o kanun çıksaydı bugün yaşaya olabilirdi diyoruz. Daha ağır bir şey söylemek istemiyorum. Ama 1 Ekim'den sonra hiç olmazsa bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor diye ifade etmek isteriz. Şimdi bir nokta birleştirmece yapacağız. Tamamını belki bir süre sonra birleştiririz. Ama Türkiye'de bir bulmaca var. Türkiye'de net hata noksan, yani hesabın içinde açıklanamayan rakamlar için kullanılan tabir, tarihin en yüksek noktasında hata hesaptan büyük, %60'ına gelmiş. Türkiye'de altın ithalatı tarihin en yüksek noktasında, geçen seneye göre rakamları söyleyeceğim, inanılmaz artmış durumda. Ve Türkiye'de bankadan döviz almazsın da kapalı çarşıdan daha uyguna bulur muyum diye gidersin. Şöyle bir gerçeklik yaşanıyor. Bankalarda mesela dün dolar 18.45 iken kapalı çarşı, düzeltiyorum. Dün bankalarda dolar 18.25 iken kapalı çarşıda 18.45'e dolar topluyor birileri. Farklı noktalar. Biri net hata noksan. Kamu maliyesi hesap mesap. Bir tanesi altın ithalat miktarı. Bir tanesi kapalı çarşıda bankalardan pahalıya toplanan dövizler, dolarlar. Ve talep çok olunca fiyat artıyor kapalı çarşıda. Bu noktaları bir gün birleştirmek lazım. Ama buradan çok pis kokular geldiğini söyleyeyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başındaki son derece sert, bankaları arayıp bağırıp çağırıp küfür kıyamet giden ve bir gözü kapalı çarşıda olan, bir talimatıyla kapalı çarşıdaki bütün dolarları toplatan bir başkan yardımcısı var. Bunlar bir işler çeviriyor. Ben şimdi bu dönen işler nedir, bu konuları araştıranların takdirine bırakıp bazı rakamlar vereceğim ve bazı tablolar göstereceğim. Türkiye'nin altın ithalatı geçen sene ye göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında yarı yarıya azalmışken ve 2 ton falanken 2700 kilo, 3500 kilo Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin altın ithalatında bir fırlama var. Mayıs'ta 15 ton altın ithal etmişiz. Haziran'da 12,5 ton. Temmuz'da 22,5 ton. Ağustos'ta 31,5 ton altın ithal etmişiz. Bu rakamlar geçmişimizde 1 ton 2 ton. Yıllarca bakabilirsiniz. 1 ton 2 ton 2,5 ton 1 ton. Bir anda %1400 artış var Temmuz'da. %1300. Yani 13 kat, 15 kat fazla altın geliyor Türkiye'ye. 30 ton altın. Akıl almaz. Türkiye'nin altın ithalatı çok artmış. İddia odur ki Türkiye'deki altın rafinerilerinde harıl harıl bazı altınlar piyasada satılabilecek 995 milyemlik orana getiriliyor ve bizim rafinelerimizin damgası vuruluyor. Sonra birileri gidiyor,
bizim kapalı çarşıdan altın satıp dolar topluyor. Dolar lazım çünkü ülkeye. Rusya'nın altın ihracatı yasak. Ambargo var. Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok altın gittiği biliniyor. Bizim altındaki 15 kat ithalat artışımız Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne sarıldıktan hemen sonra başlıyor. Ve az buz altın gelmiyor ülkeye. Ayrıca iddia odur ki resmi rakamların çok çok üzerinde altın geliyor. Bu kağıtta yazanı, kantara çıkanı çok daha fazla deniyor. Bu işe bir bakmak lazım. Ve kapalı çarşıda bankada 18.25'ten satılan altın, satılan dolar, altın götürüp dolar alanlar o kadar çoğalıyor ki bankaların üstüne çıkıyor ve bu kadar büyük bir makastan alışveriş yapılıyor. Kapalı çarşıdakiler altın getirenlere dolar vermeye yetiştiremiyorlar. Bu noktalar bir gün birleşir. Bu noktalar birleştiğinde ümit ederiz Türkiye'nin başı İran'ın ambargosunu deldiği zamanki gibi büyük dertlere girmez. Zira iyi ilişkiler içinde olduğumuz Ukrayna, Türkiye'yi hem de bir büyük özel bankamızı ve Ziraat Bankamızı şüpheli işlemlerden dolayı Halkbank gibi incelemeye alınmak üzere. Yani İran petrolündeki Halkbank rolü neyse Rusya ile bir takım ilişkilerden dolayı incelenmek üzere de şikayette bulunmuşlar. Bir de enteresan bir tespit var. Onu da paylaşmak isteriz. Bu net hata noksan. Bakın, normalde çok düşük, hatta bazen eksi son 10 yılda. Ama gökdelen gibi yükseldiği yıllar var. O yıllara bakalım. Mesela 2010 yılında 500 iken 2011'de 12.000'e çıkmış. Hangi yıl? 2011. 2015'te 9.000'e çıkmış. 2018'de 22.000'e çıkmış. Bu sene 24.000'e çıkmış şimdiden. 2011 seçimi, 2015 seçimi, 2018 seçimi, 2023'te yapılacağını düşündüğümüz seçimin hemen öncesi. Onun dışında rakam 1900, 1900, 1900, bu sene 24.000. Nasıl oluyor bu? Net hata noksanın ulaştığı düzey ve normalde %0.1, %0.1, %0.6, %0.8 ama bu sene %6'ya çıkmış. Gayri safi milli hasılaya oranı. Bir başka hesapla net hata ve noksanın döviz gelirlerine oranı şu anda %12'ye çıkmış durumda. Seçim olmayan yıllarda 0.3, 0.4, 0.40, seçimden hemen sonra 5'e düşmüş. 0.1, eksi 1.9, geçen sene 2.5, bu sene %12.5. Bunların hepsinin bir anlamı var. Net hata noksan, içeriye nasıl girdiği belli olmayan bir döviz fazlasından bahsediyor. Biz de dışarıdan gelen altınlardan, rafinerilerde işlenmesinden ve kapalı çarşıda piyasaya sürülmesinden ve karşılığında dolar temin edilmesinden bahsediyoruz. Seçimi kaybedeceğini anlayanlar dün diyorlardı dostlarımızın yardımıyla. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan. Nerede dördüncüsü demiştik? Galiba burada dördüncüsü. Bunları gelecekte uzun uzun konuşmak ve incelemek üzere bir kenara bırakıyoruz. Burada uzun söz etmeyeceğim ama fındık üreticisinin perişan olduğu gibi üzüm üreticisi de perişan. Ege'de, Gaziantep'te, Kilis'te perişan. Cumartesi günü o perişan olan üreticilerin yanında Manisa'da basın toplantısı yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanımız, 2 dolar karşılığı TL dediği üzüm 35 lira olması gerekirken 27 lira verdi.
numara oyunlarıyla söyledi. Bugün için 9 numara hiçbir üzüme verilmiyor. 23-24 liradan Toprak Mahsulleri Ofisi üzüm alıyor. Bu üzümü tüccar 20 liraya alıyor. Ve maalesef yağan yağmurdan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi yağmur değmiş üzüm almıyor. Ve üzümün kilosu, yağmur değmiş üzümlerin kilosu 10 lira, 11 lira, 12 liradan Manisa'da tüccar tarafından satın alınıyor. İnsanlar maliyetinin yarı fiyatına üzüm satmak zorundalar. Büyük bir yangın, büyük bir ateş var. Bunu cumartesi günü yerinde yapacağımız basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Ancak üzüm üreticisi de fındık üreticisi de dostunu düşmanını bilsin. Bunlar yani Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP fındıkta Ferrero'nun tarafındalar. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve açıklanması gerekenin çok altındaki taban fiyatı Ferrero takmadı, kendi taban fiyatını açıkladı. Ferrero'nun dediğinden alınıyor. Manisa'da da üzüm üreticisinin, Ziraat Odası başkanlarının maliyet 25 lira dediği yerde 35 lira fiyat vereceğine Ali Uçak denen bir tacire sordu. Onun dediği fiyatı açıkladı. Şu anda bir tek Manisa'da Ali Uçak ve üzüm alanların, ihracatçıların yüzü gülüyor. Üzüm üreticisinin anası ağlıyor. Son husus, dün bir kez daha açıklama beklemiştik ama o da tam olarak gelmedi. Gerçi haklarını teslim edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tane büyük şehri var. Manisa Büyükşehir. Orada görülmemiş bir rant ve imar yolsuzluğu var. Geçen hafta genel sekreter CHP'li belediyelere terörü dedi diye, terör örgütlerini imaye ediyorlar dedi diye, hırsız diyemiyorsun, rantçı diyemiyorsun, bunu diyorsun deyip dünyanın sözünü söyledim cevap vermesi gereken, tık yok o günden bugüne. Dedim ki Devlet Bey böyle bir ranta sessiz kalırsa bu kurumsallaşmış olur. Bu konuda bir şey yapın Devlet Bey dedim. İddia o ki, kulaktan bize ulaştırılan bilgiler o ki, Manisa Büyükşehir'e bir açıklama yapın. Bu iddialara karşı derli toplu bir açıklama yapın ve kendinizi aklayın. Yoksa biz bakacağız icabına denmiş. Büyükşehir açıklama yapmış. Ben beklerim ki Milliyetçi Hareket Partisi kendi gitsin olayı orada el koysun ama madem koymuyor, durumu şöyle bir gösterelim. Sayın Bahçeli, artık Sayın Durmaz'a seslenmeyeceğim. Ondan bir şey çıkmadı. Ama sizin tek büyükşehir belediye başkanınız Yunus Emre'nin Karakoca köyünde gidip çam ormanlarının içinde bir arsa çıkarmıştı. O arsaya da yol ve kanalizasyonu önceden ormana kadar, yolun sonu oraya kadar gidiyor. Yol kanalizasyon yaptırdılar. Sonra o arsayı ekoturizme açıp ihaleyle bir gence sattılar. Adı Talha Ferruh Güvenir. Bizim arkadaşlar, belediye meclis üyeleri, ağaçlar kesilmesin diye mahkemeye yürütmeyi durdurma diye başvurunca mahkeme arsa sahibine yazıyı bir yazdı. Talha Ferruh Güvenir yakın arkadaşıymış. Nasılsa bitti bu iş deyip arsayı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün'e satmış. Bilirkişi raporu burada Devlet Bey. Bilirkişi raporunda diyor ki bu yapılan iş kişiye özeldir, bir genel değildir, ekoturizmle ilgisi yoktur, şu mahsuru vardır, bu mahsuru vardır, kamu yararı yoktur diyor. Ben bunları söyleyip de siz Cengiz Ergün'e bir basın toplantısıyla bu iddialara cevap versin deyince o çıktı, verdiği cevap şu: biz başka köylere de yol yaptık, kişilerle uğraşılması doğru değil, arsanın sahibinin kim olduğundan ilgilenilmesi etik değil. Adam hülle yoluyla kızına, sadece kızına ormanın ortasında ekoturizm alanı açıyor ki
villa yapılacağı söyleniyordu bütün Manisa'da. Biz bunu söyleyince etik değil. Ya dünyanın neresinde belediye başkanı kızına böyle bir şey yapsa etik tartışma, bu işin kendidir. Söyleyene kimse bir şey diyemez. Birincisi bu. Bütün iddiaları kabul etti Devlet Bey. Ve bilirkişi raporu burada. Lütfen ilgilenin. İkincisi, Manisa'da Bursa-İzmir Sürat yolu, Mimar Sinan Bulvarı, bu yolun etrafında 3000 metrekarenin üzerindeki bütün arsalara 5 katken imar, 15 kata çıkaralım dediler. Bu arsa belediye başkanının kendine ait. O da istifade ediyor. Vallahi itirazımız buna değil. Bence bu da etik değil ama burada bir yeşil alan, burada arsası var. Bu arsalar da kendine ait. 3000 metrekare ve üzerindekileri 5 kattan 15 kata. Şöyle bir imar planı yapmışlar. Bu yeşil alanı buraya atmışlar. Bu 4 arsayı tek arsa yapmışlar. Hepsini 15 kata çıkarmışlar. Tamamı Cengiz Ergün'ün. Bakın. Yeşil alanı buraya çekmişler. Arsaları birleştirmişler. Tamamı Cengiz Ergün'ün. 5 kattan 15 kata. Burası da Cengiz Ergün'ün de ortak olduğu 7 parsel. Bu da 15 kata. Ama burası zaten oluyordu. Ama buradan, bu 3 parselden 15 kata çıkmayla burada 28 daire, burada 40 daire, burada 25 daire, toplam 103 daire kazanıyor. İnanılmaz bir rant var. Ve buna cevap ver dediniz. Demişsiniz ki Cengiz çıkıp bir açıklama yapsın ve iddiaları yanıtlasın. Çıktı, yanıtladılar. Yazılı ve mahcup bir açıklama. Yaptıkları şey şu, ben demiştim ki bu imar planını Ahmet Turgut yaptı. 2009 İstanbul Büyükşehir adayınız, 2015 belediye milletvekili adayınız. Ahmet Turgut yapmadı, ihaleyi alan şirket. Ahmet Turgut Cengiz Ergün'ün imar başdanışmanı olmuş, yanında oturuyor. Sunumu Ahmet Turgut'la ilişkili bir şirket yapıyor. Ahmet Turgut her lafa karışıyor, her sufleyi veriyor. Soruları cevaplıyor. Cengiz Ergün şöyle dedi. Ya bana yükleniyorsunuz ama açıklamada. Bu yolun etrafında 698 parsel var. İstiyorsanız iptal edeyim. Bütün Manisa mağdur olur. Hemen araştırdık. 698 parselin 615'i şu anda 3000 metrekareden büyük değil. 4 apartman, 5 apartman, 7 apartman anlaşırsa yararlanacaklar. Şu anda yararlanabilen 83 parsel var. Bu 83 parselin 71'i Cengiz Ergün'ün. 83 parselin. 7'si Cengiz Ergün'ün de ortağı olduğu, kendisi ve ortaklarına ait. Etti mi sana 71, 7 daha 78? 5 parsel kalıyor. Onlar da Manisa Büyükşehir'e ait. Büyükşehir'in borcu çok. Buradan gelecek. Yani 698 parselin 615'i vatandaş ileride 6 apartman birleşirse yararlanacak. Yararlanabilen 83'ün 5'i belediyenin, kalan 78'in 71'i Cengiz Ergün'ün, 7 tanesi de onun ve ortaklarının. Nasıl? Şahsı özel. Buradan sonra ne diyecek Cengiz Ergün? Devlet Bey, bunun hesabı sorulmayacak mı? Ve açıklama. Cengiz Bey'in değil sadece diyor. 615 parsel, gelin iptal edelim. İptal etsen senden başka mağdur yok da. Biz bütün hepsini iptal etmek yerine, sen madem bu fazla dairelerden geçtin, vatandaşı da mağdur etmeyelim. Teklifim burada. Hemen açıklasınlar. Fazladan edinilen katlardan gelen bütün daireleri, milliyetçisiniz ya, hadi şehit ailelerine bağışlayalım. Buyurun Cengiz Bey, sen bunu Manisa için istiyorsun, kendin için tamah etmediysen, bak bunları birleştirmişim 5 katları 15'e. Bunları kamu yararına çalışan şehit ailelerine bağışlayalım, Türk Kızılay'ına bağışlayalım,
Silahlı Kuvvetler Vakfı'na başlayalım. Manisa'da mesela Polis Vakfı'na bağışlayalım. Mesiri Tanıtma Vakfı'na, derneğine bağışlayalım. Hadi Cengiz Bey açıkla. Senin buna ihtiyacın yoksa vazgeç bundan. Bizi şeyle tehdit ediyor. Yol boyunca 618 parsel diyor işte. 20-30 apartman. O insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızsın diye gelin iptal edelim diyor. Vallahi iptal etsen şu anda senden başka mağdur yok. 83 parsel yararlanıyor. 78'i senin ve ortaklarının. 71'i tek başına senin. Ama madem iptale hazırsın, gel buradaki fazladan 103 daireden vazgeç. Bağışla bunu fakir fukaraya, göreyim seni. Bu konuda eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçen haftaki kıymetli suskunluğuna bir şey demiyorum. Çünkü en ufak eleştiride ağız dolusu saldıranlar bir haftadır suskun. Demek ki mızrak çuvala girmiyor. Açıklama yap dediniz. Açıklama ortada. Ya bu konuda bir şey yapın. Yapmazsanız bu sefer MHP'nin bu imar yolsuzluğunu kurumsal olarak sahiplendiğini ve halen daha MHP'den bir ümidi olup MHP'nin parayla pulla, parayla pulla bir sürü yerde bir sürü şey geliyor gidiyor söyleniyor da bu kadar net bir şey susarsa, Manisa Büyükşehir'in MHP tarafından alınmış olması ve Cengiz Ergün'ün bu imar rantını tek başına yemiyor olduğunu düşünmeye başlarız. Bu konuda bir söz söylesinler. Tabii Allah muhafaza bir tek Manisa'yla kalmış. Ya diğer büyük şehirleri de alsalarmış. Ya bu MHP iktidarda kalmaya devam ederse. Bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanıtlaması ve Cengiz Ergün'den hesap sormazsa bu rezaletin üstüne oturduğunun aynen kabul ve ikrarı anlamına gelir. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım. Evet. Doğru söylemiyor. Dün söyledim. Gazeteciler buradaydı. Girin ve bakın dedim. Var mı dedim. Herkes yok diye kafa salladı. Şu anda eğer internet sitesine konduysa dünkü tespitimizden sonradır. Zaten söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin bilgisayarında ve CHP'nin bilgisayarında. Ben de dün aynı şeyi söyledim. Bizim bilgisayara girmiyorlarsa Anayasa Mahkemesi'nin bilgisayarına erişim şifreleri var demektir. Bizde yok. Hiçbir partide yok. Olamaz. Ancak internet sitesinde numara ve tarih aldığında olur. Dün sordum, var mı gören arkadaşlar? Yok. Hamza Dağ gördükten sonra gören varsa bunu da Hamza Dağ'ın suçüstü yakalanmasına borçludur arkadaşlar. O konuda şöyle, çok uzatmamak için o konuya değinmemiştim ama kısaca şunu söyleyeyim. Kur korumalı mevduata yılbaşından beri hazineden 75 milyar. 10 milyar lira vazgeçilen vergilerden 85 milyar. Net açıklamadılar ama yükün fazlası Merkez Bankası üzerinde olduğu için hazine kadar bile olsa hesabıyla 75 milyar da bu. Toplam 160 milyar lira para aktarıldı. Hepimizin parası zenginlere aktarıldı. Zenginler parayı dolara çevirmesin, TL'de tutsun, dolar yükselirse aradaki farkı biz fakirin cebinden karşılarız diyenler yüzünden aktarıldı. Sadece şunu söyleyeyim. 25 milyon çiftçi var. 25 milyon çiftçiye toplam yapılan destekleme 28 milyar lira. 25 milyon çiftçiye 28 milyar destekleme yapılıyor. 2 milyon hesap sahibine, zengine, ki bunlar tekil değil, birden çok hesap da olabilir. 160 milyar lira çiftçiye verilen paranın
6 katı veriliyor. 5,5-6 katı veriliyor. Ayrıca 160 milyar lira neye karşılık geliyor? Çiftçiye destekleme değil de çiftçinin kendi cebinden bir yılda Türkiye'deki bütün çiftçilerin yaktığı mazot ve attığı gübrenin toplamı 150 milyar TL'dir. Sadece kur korumalı mevduata yılbaşından bugüne kadar ödenen para Türkiye'de bir yılda bütün çiftçilerin yaktığı toplam mazot ve toplam gübre kadardır. Mazotu bedava verseniz, gübreyi bedava verseniz o çiftçi bu ülkeye ne kazandırır hesap edin. O çiftçinin yüzü nasıl güler hesap edin. Nebati'nin kimin yüzünü güldürdüğünü, Nebati ile bir kimlerin gözünün ışıldadığını, kimlerin de gözünün ferinin söndüğünü herkes görsün. Nebati kur korumalı mevduata para verenlerin gözünü ışıldatmakta, çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın ve emeklinin gözünün ferini söndürmektedir. Rakamlar da bunu göstermektedir. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.